Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bir duyuru videosuyla karşınızdayız. Bu duyuru videosu nedir diye soracak olursanız, Valizis Check kanaldaki son birkaç değişiklik ve verilen kararla alakalı basit bir duyuru videosu. Evet, bu esnada arka planda oynadığım oyunu soracak olursanız eğer, Race the Sun adında bir indie oyun. Hoş bir oyundur, keyiflidir. Tavsiye ederim. Ucuz da bir oyun olması lazım. Şu anki fiyatına bakamıyorum. Steam'e girip girmeye üşendiğimden. Evet. Devam edelim. İlk olarak duyuru yeni yayın programım. Yeni yayın programında videolar birkaç kategoriye ayrılmış durumdalar. Ana videolar, bunlar Space Engineers'tır. Arada gelecek olan Isaac'tir vesaire. Bunlar ana video kategorisinde. Ve bunların geleceği günler belli. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Evet, yani iki günde bir ana video var kanalda şeklinde. Evet, devam edelim. Bunun yanı sıra cumartesi günleri ek gün, yani joker gün. Cumartesileri garanti bir biçimde değil, ancak belki %50 ihtimalle video gelme olasılığı söz konusu. Yani gidip cumartesileri video beklemeyin her daim, ancak gelirse de güzel bir katkı olur, güzel bir artı olur diye düşünüyorum sizin adınıza. Bunun yanı sıra ara videolar söz konusu. Bunlar nedir diye soracak olursanız, Guild Wars eğitimleri mesela. A'dan Z'ye Guild Wars videolarının hepsi ara video olarak kategorizelenmiş durumda kanalda. Onlar hani herhangi bir gün gelebilir şekilde olacaklar. Yani bu nedir? Salı da gelebilirler. Pazartesi'nin ana video ile beraber de gelebilirler. Pazar da gelebilirler vesaire. Onların belirli bir günü yok. Onlar tamamen ben hangi sıklıkta çekmişsem ve hangi sıklıkla yayınlamak istiyorsam şeklinde. Yani renderlamaya üşenip üşenmememle de alakalı biraz. Devam edelim. Bunun yanı sıra Isaac videoları konusunda değinecek olursak, onları da yakında geri çekmeye başlayacağım. Isaac'i sevdiğimi biliyorsunuz. Sen portala mı girdin ben? Ha tamam, kalkanmış. Oyunu oynamayalı bayağı uzun süre olduğu için oyuna bayağı bir eklenti gelmiş. Bu arada bu güzel bir, benim arada oynadığım bir zaman geçirme oyunudur. Onu tavsiye ederim. Ve Fabi Not, Güneş'le beraber yarışmanız gerekiyor. Ups, ve bu sefer öldüm. Evet. Devam edelim. Bu şekilde kanal yayın programı, yani pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kesin bir aksilik olmadığı takdirde video kesinlikle gelecek. Eğer bir aksilik olmuşsa bunları kanalın Facebook sayfasında duyuracağım her daim elimden geldiğince. Yani dolayısıyla da Facebook sayfamıza takipte kalmanız sizin açınızdan avantajlı olur. Orada eğer o yayın günleri video gelmemişse duyuru yapacağım kesinlikle. Evet, ara günlerde de tamamen ne zaman video geleceği rastgele. Ama ara günler kesinlikle ana video gelmeyecek. O konudan emin olabilirsiniz. Ara günler tamamen ara videolar gelecek. Bu arada Kömomo'lar da aynı şekilde ara videolara girebileceği gibi cumartesi videosu da olabiliyorlar. Çünkü Kömomo'lar bildiğiniz gibi uzun video oluyor genelde. Evet, bu arada Kömomo nedir diye bilmeyenler için, eski bir isim artık geçerliliğini yitirdi. Ancak tınısını sevdiğim için duruyor hala. Köfte Minecraft oynamıyorken neler oynuyor açıklaması. Benim arada sevdiğim oyunları tanıttığım mini videolar. Evet, şimdi gelelim Minecraft. Buradan Kömomo'dan Minecraft'a bağlıyorum. Kanalda Minecraft'ın son hali, Minecraft artık yok kanalımda. Ne şekilde yok diye soracak olursanız, Köftenin Distopyası 2'nin son bölümünde olayı açıkladım. Fakat onu takip etmeyenler için ya da duyuru hani daha net bir adlandırma oluyor. Şöyle, bildiğiniz üzere ben Minecraft'tan bir süredir bıkmıştım, bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere. Ve Köftenin Distopyası'nı bitirdim. Ve uzunca bir süre Minecraft çekmek istemediğimi de söyledim. Uzunca bir sürede dikkat çekmemiz gereken ufak bir detay var. Minecraft'ı temelli bırakacağım.
Fakat öncesinde benim yapmak istediğim bir proje var. Daha önceki bir seride başlayıp server çökmesi yüzünden bitiremediğim bir proje bu. O projeyi bitireceğim, son bir seri yapacağım. Ancak bu seri yaklaşık 6 ay, 1 yıl, artık kafam ne zaman eserse şeklinde olacak. Ve o seriden sonra temelli olarak kanalda hiçbir şekilde Minecraft yer almayacak. Ayrıca bu arada o arada bir tane Minecraft'la alakalı bir video düşünüyorum. GregTech 6 hakkındaki düşüncelerim. Evet, GregTech 6 hakkındaki düşüncelerimi genel bir özetleyecek bir video çekeceğim. Onun dışında kanalda 1 yıl 6 ay artık nasıl bir süre geçerse o süre içerisinde hiçbir şekilde Minecraft beklemeyin. Evet. Çok umut vermeyin ama belki çok ilgimi çeken bir mod olmuşsa onu inceleyebilirim. Ancak hani binde birlik bir ihtimal ki kanalımda daha 1000 video bile yok. Evet. Bunu da kenara bıraktığımıza göre şu anki seriler ne? Şu an ana serim olarak Space Engineers olduğunu biliyorsunuz. Space Engineers devam ediyor. Bu arada 2 günde bir video koyma kararımdaki etkenlerden biri Space Engineers'ın bölüm arası bayağı emek istemesi. O yüzden ana videolar 2 günde biri alındı. Bunun yanı sıra The Binding of Isaac kaldığı yerden devam edecek. Afterwards tabii biraz Binding of Isaac oynamaya fırsat bulamıyordum bu aralar. Onun etkeniyle Isaac gelmiyordu hiçbir şekilde. Evet. Bunun yanı sıra başka serilerde düşünüyorum. Shattered Dimensions'ı yarıda bırakmıştım. Onu tekrar çalıştırmayı denedim. Ancak maalesef çalışmadı. O yüzden Shattered Dimensions olur da ben geri çalıştıramazsam gene iptal durumda. Bu beni de üzdü. Çünkü çok güzel bir oyundu. Tabii oyunun kendisi çalışıyor ancak beraberinde kaydedemiyorum. Hangi kayıt programını açarsam açayım oyun hata veriyor. Of. Evet. Bunu da kenara bıraktık. Bu arada Shadowplay'da bile hata veriyor. Onu da söyleyeyim. Ve muhtemelen en kötü racist'ın turumu şimdi gördünüz. Evet. Evet. Devam edelim. Bunun yanı sıra Space Engineers'ın şu anki sezonu bittiğinde neler gelecek diye soracak olursanız oyunun multiplayer problemleri bittiği takdirde bir multiplayer seri düşünüyorum. Kimler olur kimler olmaz belli değil. Ancak o şu anki single player serin gibi eğitici bir seri olmak yerine daha roleplay ağırlıklı, daha eğlenceli bir seri olacak. Yani öncesinden ayarlanmış bazı konular olacak oyuncular arası. Orada güzelce roleplay yapılacak. Bu arada roleplay elementlerini şu anki seriye de tıkıştırmayı planlıyorum ara ara. O yüzden bazen tamamen rol gereği olmuş olduğu belli şeyler görürseniz onlar gerçekten roleplay'dir. Hatta yakın bir süre içerisinde bir tane planlıyorum. Onlar kanalda yer almaya başlayacak detaylıca. Bu arada zaten Minecraft videolarımda bir iki tane gördünüz. Mesela Salih'in beni lanetlemesi gibi şeyler roleplay. Yani rol yapıyoruz orada gibi düşünebilirsiniz. Ve buradan gerçekten nefret ediyorum. O yüzden şunu acımadan kullanacağım. Evet. Bu şekilde son durum kanalda. Ayrıca başka oyunlarla da seriler yapmayı düşünüyorum. Mesela belki evet, aradan giremedim. İhtimal düşündüğüm bir iki seri var. Bunlar arasında hazır yeni expansion dersi yeni DLC'si gelmişken Cities Skylines'la bir seri yapabilirim diye düşünüyorum. Kesin demeyeyim. Bunun yanı sıra Kerbal Space programı da biraz bakabilirim. Oyuna çok fazla aşikar değilim ama o konuda kesin bir şey söyleyeyim. Ancak şu ana kadar oynadığım kadarıyla eğlenceli bir oyun. Ancak serisi ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Bu arada benden senaryolu bir oyun beklemeyin. Senaryolu oyun yapmaya çalıştığımda çok güzel şeyler olmuyor benim açımdan. Bana daha çok sandbox üzeri
oyunlar daha iyi gidiyor ya da roguelike oyunlar daha iyi gidiyor. Siz de katılmışsınızdır. Çünkü ben bir yandan senaryoya odaklanmaya çalışırken, bir yandan da İngilizceyi tercüme etmeye çalışırken vesaire vesaire kendi commentary'ime hiçbir şekilde odaklanamıyorum. Yani kendi söylediklerime. O yüzden de videonun çoğunda ben sessiz sakin bir biçimde kenarda duruyorum ve bu da muhtemelen inanılmaz derecede sıkıcı bir video yapıyordur. Yani ben kendi senaryo oyun videolarımda kesinlikle sıkılıyorum. Evet, genel olarak kanalın son durumu bu. Bunun yanı sıra yakında gelecek birkaç değişiklik var. Onu yakındadan kastım bir ay gibi bir süre içerisinde olacak önemli bir değişiklik var kanalda. Onu bir Space Engineers videosunda duyuracağım. Nasıl duyuracağımı tamamen planladım. Onu bekleyin. Ne olduğunu şimdi söylemiyorum. Ve ayrıca açmayı planladığım bir yeni kanal vardı. Sonbaharda açacaktım. Fakat onun için iki önemli etken devreye girdi. Bir, YouTube'un copyright yasalarının copyright kurallarının bu aralar kafayı yemiş olması, ki hashtag WTFU diye bir kampanya başladı. Hashtag kampanyası Where is the Fair Use adında. Yani nasıl diye soracak olursanız, Fair Use yani adil kullanım diye bir kavram var YouTube'da ve bu adil kullanım, daha sonra YouTube'da değil, direkt internette materyal kullanımı konusunda. Bunun işleyiş şekli şu: eğer bir şey copyright'la korunan bir materyal, yani bir filmdir, dizidir, şu müziktir, şudur budur, incelemedir, parodidir vesaire vesaire amacıyla kullanılıyorsa, yani onu kullanarak başka bir şey üretiliyorsa eğer, burada fair use yani adil kullanım denen bir kapsam altına girer ve üreticinin copyright sahibinden hiçbir şekilde izin almasına gerek yoktur. Burada fair use diyoruz buna. Buna örnek olarak ne diyebiliriz? Mesela oyun videoları bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Ancak burada da konuyu anlamayan stüdyolar, oyun geliştiricileri mevcut. En başında Nintendo. Evet, onlar tamamen fair use kavramını algılamayıp bunu kötü kullanmaya çalışıyorlar ve YouTube'un fair use yasaları şu an, fair use kullanımı şu an bayağı istismar edilmeye müsait. Nasıl diye soracak olursanız, bayağı gayet adil kullanım içerisine girmesine rağmen hak sahipleri video hakkında ihbarda bulunabiliyorlar ve bunun anlamı videoyu hazırlayan kişi hiçbir şekilde kendi videosunda hak ödemiyor. Yani nasıl diye soracak olursanız, çok kötü anlattım biliyorum. Çünkü önceden hazırladığım bir script değil. Basitçe kendi videondan ödeme alamıyorsun ya da kendi videon yasaklanabiliyor eğer kişi bunu yasaklamak isterse. Bu basitçe bunun gibi olaylar söz konusu ve fair use'un içine bayağı girecek bir konu, kanalın konusu. O yüzden de bunların biraz çözülmesini bekliyorum. Artı yeni bir detayı bekliyorum. O size bahsettiğim, duyuracağım detayı. Duyurduğumda ne olduğunu anlayacaksınız. Ama ondan 1-2 ay sonra, yani yaza doğru bu yeni kanalı açmış olurum diye düşünüyorum. Beklemede kalın. O benim bayağıdır beklediğim bir kanal. Evet. Ve sanırım listedeki duyuruları bu şekilde bitirmiş oldum. Aklımda başka bir konu yok. Ve biraz da bu bahaneyle Race the Sun oynamış oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köfteni günler. İyi eğlenceler.